18 Şubat Cuma Bir Gün Gazetesi Zafer Arapkirli Nimet Külfet Denklemi Sağ iktidarların yani vatandaşlara hem ekonomik hem de siyasal zulmü kendilerine şiar edilmiş doğal olarak bu zulümden ve sömürüden beslenen e sınıfların desteğindeki iktidarlar hep aynı yutturmaca çabası içindedirler. Aynı gemideyiz, neşede ve tasada birlikteyiz bu memleketin nimetinden nasıl birlikte yararlanıyorsak külfetine de birlikte katlanacağız. Birincisi aynı gemide filan değiliz, asla. Bir avuç zenginin kayrıldığı, iktidarın dümen suyunda seyretmeyi kabul eden ve hanı iştihar sofralarının kırıntılarından beslenen bir grup kandırılmış alkışçının desteğiyle sürdürülen düzende, kaptan köşkünde ve müreffeh kameralarında kabinlerinde seyreden ayrıcalıklı azınlıkla neden aynı gemide olacakmışız ki? Belki de zorunlu olarak seyahat ettiğimiz o sanal geminin su seviyesinin bile altındaki izbe, rutubet kokulu depolarında tıkış tıkış seyahat eden talihsizler ordusuyuz biz. Birilerinin kepçeyle götürdüğü ulusal servetin kırıntılarına bile erişemeyen ve bilinçli olarak yarattığınız yoksullar ordusunun neferleriyiz. Aynı gemi muhabbeti yaparak kandırılmaya karnımız tok. İkincisi nimetlerden birlikte yararlandığımızı söyleyerek de büyük ve tarihi bir yalana imza atıyorsunuz. Evine götürecek bir somun ekmeği 3 kuruş daha ucuza alabilmek için karda kışta kıyamette saatlerce kuyrukta bekleyen, çocuğunun cebine 5 lira harçlık koyamayan, en temel ihtiyaçlarına ait faturalara, mikroskobik boyutlardaki maaşı yetişmeyen insanlara, nimetlerde de külfette de eşitiz diyebilmek o insanlarla alay etmek değil midir? Cumhurbaşkanının belki de istemeden itiraf ettiği derin ekonomik burhandan çıkış yolu için birlikte çaba göstermekten söz ettiği çarşamba günkü konuşmasında buna benzer ifadeler kullanmasını elbette yadırgamadık. Üstüne üstlük konuşmasını tamamladıktan sonra sarayın o geniş ve süslü salonunda kendisini dinleyen bakan, bürokrat ve saray görevlilerinden oluşan minik kitleye dönüp, e hani alkış diye bir talepte bulunması meseleyi daha da kafkaesk hale getiren tarihi bir görüntüydü. Tabii ki meydanlarda birkaç kez vatandaş kitlesine dönük bu tür sitemlerde bulunduğunu hatırladığımız için sürpriz olmadı. Ama iktidarın başının artık kendi söylediğine de kendisinin de inanmadığının bir trajikomik örneği olarak kayda geçti. Cumhurbaşkanlığı uçağının en son rotası Birleşik Arap Emirlikleri'ydi. Hani şu çok yakın geçmişte bizzat en yüksek makamların bilgisi dahilinde olduğu kesin bir şekilde hakkında şerefsiz bunlar diye manşetler atılan ve FETÖ'cü darbeden tutunda PKK terörüne kadar her türlü melanetin arkasında yer almakla suçlanan Şeyh Zayed'in ülkesi. Resmi temaslar sırasında ve dönüşte uçakta verilen beyanatta, kardeşim diye söz ettikleri şeyhle nasıl bir barış sağlanmış ve nasıl bir özür alınmıştır bilinmiyor. Bu sorular sözde basın toplantıları sırasında sorulamıyor tabi. Biz soralım buradan. Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail ile Ermenistan'la yeniden yumuşama süreçlerini kamuoyuna gerekçeleriyle izah edecek misiniz? Kimseyle kavga içinde olmayı savunmuyoruz tabi. Başta komşular olmak üzere herkese barış ve dostluk içinde yaşamalıyız. Ama dün hain ve düşman statüsüne koyduğunuz ve manşetlerde küfrettirdiğiniz ülke ve devletlerle can ciğer kuzu sarması olmanın geri planında kamuoyunun da bilme hakkı vardır herhalde. İki ihtimal var. Burası bir demokrasi ise bu izahat yapılmalı. Yapılmıyorsa başkalarının sizden söz ederken kullandığı otokrasi veya otokratik ve halkına saygısız liderlik suçlamalarını kabullenmiş olursunuz. Şeffaf, adil ve vicdanlı yönetim, nimeti de külfeti de hakkaniyet içinde paylaşmak iddiasındaki bir iktidarın birincil görevidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenler bugün bu noktadan birkaç ışık yılı uzaktadır.